Arkadaşlar benim yemeğim geldi. İlginç bir tabak. Şöyle yaklaşık 520 gram yazan kemikli etim var. Yanında da böyle patates. Üstünde de sanırım dereotu var. Böyle soğan, bir tane biber var. Daha ilginci, kadın arkadaş böyle eldiven getirdi. Allah Allah, Kırgızlar yemeği elleriyle mi yiyorlar? Bilmiyorum, sanmıyorum. Acaba bizde olan et, balık, tavuk, kelle, bunlar yenir elle cümlesi burada da mı geçerli? Kemikli eti böyle elle yemeği mi seviyorlar bilmiyorum. Ama yo, yan tarafta da böyle çatal kaşık varmış. Bismillah. Patates çok güzel. Bu sanırım dana. Lezzetli ama biraz daha pişebilirmiş, biraz set. Ağzımda kaldı. Selam. Selamünaleyküm. Arkadaşlar restoranda oturup yemek yerken, tam internette takılırken Adana'dan Tugay isminde çok sevdiğim bir arkadaşım aradı. Ne yapıyorsun dedi. Dedim vallahi iyiyim. Kırgızistan'a geldim. Dedi neresindesin? Dedim vallahi Bişkek'teyim. İyi dedi, benim arkadaşım var orada, sana yönlendireyim. Müsaitse git onda kal diye. Tamam dedim ben de. Hemen sağ olsun arkadaşını aradı. Güz isminde bir kadın arkadaşımız. Şu an çalışıyormuş, sabah 5'te işten çıkacakmış. Ama dedi gel dedi, sana anahtarı vereyim. Benim eve gidersin dedi. Tamam dedim ben de. Sağ olsun bana taksi yolladı. Şimdi 2 kilometre mesafede gidip onunla tanışıp anahtarı alacağım. Onun evine geçeceğim. Ondan sonra da orada uyuyacağım. Yarın da onun izin günüymüş. Beraber gezeceğiz falan dedi. Güzel. Çok keyifli başladık. Kısmetli başladık. Sağ olsun eşimiz dostumuz. Her yerde olduğu gibi burada da gene kurtardı bizi. Şimdi böyle seyahat etmeye başladık. Saat 11'e geliyor. Bakalım neler yaşayacağız, göreceğiz. Buna bismillah. Başlıyoruz. Keyfimiz çok yerinde. Daha sen şaşırdın ama anlatırken. Bak tezgah. Hayır, lan bu. Dur. Şimdi mavi benzinci değil. Mavi benzinciyle geçiyorsun. Yeşil benzinci var. Tamam. Yeşil benzinci. İkinci benzinci. Sol, aynen. Tamam. Geçer geçmez sola döndüm. Yok, buradan dümdüz gitsen zaten gidiyorsun. Tamam. Ondan sonra o benzinciyi de geçiyorsun. Dümdüz gidiyorsa elektrik santrali var. Sitelere gidiyor zaten bu yol. Dümdüz. Tamam. Sadece bir siteye gidiyor. Tamam. Tamam. Siteden içeri girdin. Sola döndün. Dümdüz git. Sitenin zaten o sağ taraftaki yola çıkıyor. Site içi mi? Yalnız orası. Sağ tarafa dön. Önündeki ilk şey. Apartman. Beşinci apartman. Yani peki apartman bir adı falan var mı? Yoksa numara. Kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Beş numara. Beş numara. Kaçıncı kat? Birinci kat. Beşinci kat. Şey, beşinci daire, pardon. Apartman numarası 5. Birinci kat, kapı numarası da 5. Evet. Böyle dümdüz gittim. Dümdüz. Şimdi bir yandan video kaydediyorum ki açıp izleyeceğim çünkü. Sen beni çekmiyorsun. Yok, daha çekmiyorum. Çekeyim mi seni, göstereyim mi? Hayır. Lan neden deyiz? Tugay yaktın beni ya. Ben nasıl çocuğum? Haca gidecektim ben ya. Tamam. Buradan gittim. Birinci petrolü geçtim, ikinci petrol yeşil. Aynen, oraya da geçiyorsun. Böyle dümdüz kalıyorsun. Hala gidiyormuş, bir yerden dönmek yok. Gidiyorum bayağı. Dümdüz gidiyorsun zaten. O sırada şeyden, sitenin içeri giriyorsun zaten. Ha, hiç sapmasam site içine giriyorum. Aynen, sitenin içine giriyorum. Peki site görevlisi falan, hop kardeşim nereye falan derse? Demez. Demez. Benim evime giren çıkan belli olduğu için. Alışkınlar. Ben o diyor, Allah'ım ben hiç yapmıyorum. Sen şuradan bağlan istersen. Benim evde sınırsız internet var. Nasıl buradan bağlanayım seninle evdeki internete? QR kodu çekeceksin tatlım. QR kodlarına bağlanacaksın. Ulan teknoloji ne kadar. Kızım ben Moğolistan'dan geldim. Orada çeviriyelerine veriyorum. Alo diyorlar. Nerede? Aleyküm selam. İlk ya. He baba. Siz Kocaer'den. Kızım. Çakışıyor, çakışıyor. Böyle işte tercümanla geziyorum oğlum, bulaşmayın bana. Bir şey diyeceğim, wife'nin adı Fenerbahçe mi? Fenerbahçe, evet. Ben koy Fenerbahçe. Seni zaten sıkıntılı olduğunu anlamıştım. Allah ıslah eylesin. Tamam, modem nerede? Çok
Ben misafir beklemiyorum. Evin içinde sence dağınıklıktan daha büyük problemler var. Evin içinde bir köpek var. Bu ciddi bir problem yani. Sabah illa kendimizi Kırgızistan TV'ye mi çıkartalım yani? İyi hadi dolaptaki rakıyı da sen iç. Hadi onu da müsaade verelim. Zırna var. Hadi. Köpeğe içelim. O bayılsın yazsın. Ben dinlerim. O bile içiyor. Ya seninle olan herkes bu kadar acayip mi? Bireyken köpek mi olur ya? Ya ben bile böyle gidiyor bir de içiyor. Çok ciddiyim. Yarın gideriz zaten. Yarın izin gibi. Allah Allah. Ben nereye düştüm ya? Onda ben abdestliyim ya. Hadi işte. Dümdüz gidiyorum. Dümdüz gidiyorum. Tamam. Hadi. Bu kaldırımdan içeyim. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ ol. En kötü bir numaradan ararım seni. Arkadaşlar ben geldim. Gördünüz sağ olsun. Taksiyi kendi işlerinin önüne çağırtmış. Sabah 5'e kadar çalışacakmış. Benle buraya kadar yürüdü. Çünkü mola aldığı için arkadaşlar tarafından cezalandırılmış. O yüzden marketten onlara enerji içeceği alacak. O markete gitti. Ben de böyle yürümeye başladım. Şimdi umarım bulabiliriz. Böyle dümdüz git dedi. Site mi falan dedi. Sağ sol dedi. Bakalım Allah kerim. Kendime gerçekten pek güvenmiyorum diyebilirim. Geleceğiz ya aman. Evde de bir köpek var. Bahsederken o köpekten biraz böyle fırlama falan gibi bahsetti. Mesajda öyle demiyordu yani. Köpek bira içiyormuş. Bira içen köpek mi olur ya bu şimdi? Gece içip içip ya beni tokatlarsa, kıçımdan canı çekip bir kıtlık alırsa. Bir de sarhoş köpekle uğraşmadığımız kaldıydı abi ya. Nedir kardeşim bu kadınların ve köpeklerin Furkan sevdası? Ben anlamıyorum ki ya. Bakalım ya maddede. Keyfimiz çok yerinde. Daha ilk akşamdan. Evimiz var. Sınırsız internet falan çok iyi, çok iyi. Şimdi buradan karşıya geçemiyoruz. Sanırım ilk mavi petrol dediği petrol bu. Ama anlatırken solda dediydi sanki. Fakat sağda. Bakalım inşallah tüm tarifleri bu petrolün solda olacağına dayanarak vermemiştir. O zaman her şey tam tersi oluyor. Yürüyorum ben işte böyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bu BP renklerinde olan ama BP olmayan yeşil petrolde geçtim. Şimdi böyle yürüyorum. Şu anki bulunduğum yere gelene kadar 17 kere Fatiha okudum. Büyük ihtimal evi bulana kadar hatimi indiririm inşallah. Çünkü evde köpek var. Bu sıkıntı abi. Benim yani Eskişehir'deki en son manitamın evinde pitbullu vardı. Gece 10'da kaldıydım. Daha sonrasında o sabah 8'de işe gitti. Abi ben bir uyandım. Pitbull bana bakıyor. 6 saat boyunca pitbullla aynı evde yaşamak zorunda kaldım ve ödül mamasının nerede olduğunu biliyordum. Sırf beni yemesin diye var ya, ona o kadar çok ödül maması verdim ki okul ilk günü takdir belgesi, onur belgesi almış öğrenci gibi düşünebilirsiniz yani. Hatta kendime kahvaltı hazırladım, böyle menemenler, peynirler filan. Abi bismillah diye diye ona da verdim, yanımda duruyor. Ben sonrasında öğrendim ki meğerse köpeğe domates filan verilmemesi lazımmış. Menemen içinde domates salçası da vardı. Ben ona peynir verdim. Hatta evvelki günden kalmış halley vardı. Bir ısırık aldım. Böyle yaptı, hemen ona da verdim. Çikolata falan da verilmemesi gerekiyormuş. Abi ben ne bileyim, köpek rahatsızlandı. Çok şükür ki bir şey olmadı ama öyle bir problem yaşadıydık. Fakat güzel yani, artık köpek korkumu yendim diyebilirim yani. Çünkü en zorlu ırkla 6 saat geçirdiydim. Çok fenaydı. O kadar çok dua ettim ki rüyamda bana cennet bahşedildi ya. Erdim yani. Cennete gideceğim abi. O kadar dua ettim ki. O yüzden şimdi neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Köpek ufakmış ama ben daha ufağım abi. Bende göt yok ya. Ben o kadar delikanlı değilim abi. Bir kere onun dişi var. Benim de dişim var ama ben bir insanı dişleyemem ki. O dişleyebilir ve o anlamıyor. Ben en azından laftan anlıyorum, durdan anlıyorum. Bu özelliğimi 28 yaşından sonra kazanmış olsam da artık dur denince duruyorum abi. Onlar durmuyor, bakalım ne yaşayacağız bilmiyorum. Ben böyle petrolden yürümeye başladım. Düz devam et dedi. Bir siteye varacağım falan dedi. Bakalım vallahi gidiyor böyle. Yan tarafta apartmanlar falan olmaya başladı. Artık sokakta insanlar yok çünkü saat şu an 11.35. Sol tarafta da uluslararası bir sağlık okulu varmış. İnşallah sağ salim varacağız da nereye varacağız, o sıkıntı. Varacağımız yeri bilsek ona göre Allah'a sığınacağım. Kurban olduğum Rabbim. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama bu yolculuk ne kadar sürerse sürsün lütfen bana yardım eder misin? Çok güzel başladık. Biliyorsun ben
kendiyle yüzleşmiş, eksiklerini, hatalarını, yanlışlarını kabul etmiş ve bir daha yapmayan, yapmamak üzere de kendine söz vermiş bir kulunum. Ne olur kurban oldum, yardım et bana. Gerçekleşmek üzere olduğum son bir hayalim kaldı. Anne babamı bir yurt dışı ülkesine getirmek istiyorum. Yüzdüm yüzüm kuyruğuna geldim, kurban olduğum Rabbim. Lütfen bu kulunu çok defa kurtardın. Senden son olmasa da gene bir dans istiyorum Rabbim. Öyle de yüzsüzüm, biliyorsun benim isteklerim hiç bitmiyor. Ne yapayım, terazi burcuyum. Yaşamayı ve yaşatmayı seviyorum. Fakirim ama çok pahalı zevklerim var Rabbim. Lütfen bana yardım et. Ama hiç bu yol bitecek gibi durmuyor ya abi. Ana oluyor yandaki, dolmuş olmuş geçiyor. Bu çıkmaz yol falan dedi böyle de. Bakalım Özbekistan'a kadar yürütecek bizi herhalde ya. Buradan böyle yol dönmeye başladı. Yoksa daha da devam mı etmeliyim? Buradan böyle bir yürüyüş yolu var. Alttan da at geçit, üst geçit falan böyle. Hey, merhaba. Hey, hey. Hey. Pardon. Do you speak English or Turkish? No. I need help. I need help. Aha, so sorry. Wait. bu numarayı aramam lazım. Arkadaşım. Aha. İnternet. Hey. Adres, for adres. Senin telefonu kullansam. Adresini sormam lazım. Aha. Ama internetim yok. Bana internet açar mısın? İnternet paylaşır mısın? Evet. Numar verseniz. WhatsApp bu. İnternet ölçü müydü? İnternet yok. Yeni geldim buraya çünkü. Evet. He. İnterneti mi kapalı? O var. Tamam. Sağlık olsun. Seni ararsa de ki Türk arkadaşın aradı. Tamam. Teşekkür ederim. Rahmet. Sağ olasın. Sağ olasın. Rahmet. Şimdi kendisini WhatsApp'tan aramaya çalıştık ama İnterneti kapalıymış, öyle dedi kız. Allah Allah. Öyle de yapmazdı, bilmiyorum ki. Şimdi ben gördüğün üzere böyle bir yerdeyim. Allah Allah, hiç sola dön dedi mi abi, çok karıştırdı ya. Bilmiyorum, bakalım. Bakalım çözeceğiz, çözeceğiz. Allah Allah. Dur şimdi. Planlar değişti. Sol tarafa girdik. O yüzden bir tane market, ne bileyim dükkan, carçut bir şey bulmamız lazım. O insanlara internet açtırıp benim bu işi çözmem lazım. Yani böyle çiftler maşallah el ele yürüyorlarsa demek ki güvenlidir. Baksana çocuklar da bir set falan sürüyor. Tamam bak. Şurada böyle bir üst geçit var. Buradan karşıya geçtiğimde şurada bir halı saha görüyorum. Halı sahada oynayanlar varsa mutlaka işletme de vardır veya onları izleyen bir arkadaşı. Şimdi onlardan internet alabilmeyeceğim de burada ray ne alaka ya, baksana. Bildiğin ray var ama şurada bir kapı. Önceden buradan tren geçiyormuş herhalde. Daha sonrasında iptal etmişler ama burayı da böyle süs için sanırım bırakmışlar. Ya da belki de arabalar bu köprüyü kullanmasın diye olabilir. Aha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kral, Türkçe biliyor musun? Çok. Çok. Aleykümselam. Aleykümselam. Türk müsün? He, Türk'üm. Türk müsün? Evet. Sen nerelisin? Buralı mısın? Kırgız mı benim? Kral, benim internete ihtiyacım var.
Hı-hı. Beni anlıyor musun şu an? Evet evet anlıyorum. Ne problem? Arkadaşım anahtarını verdi bana. Hı-hı. Fakat evi tarif etti ama evi bulamadım. Hı-hı. O yüzden benim arkadaşıma mesaj atıp tekrar adres sormam lazım. Tamam. Ama benim şu an internete ihtiyacım var o yüzden. Bana internet açabilir misiniz? Tamam evet. Evet. Yardım, yardım veririm. Evet yardım yardım. İnternet aç ben arkadaşıma mesaj atmak istiyorum. Evet. Tamam. Çok çok kısım lazım. Ne yapmam lazım abi? İnternet lazım. Arkadaşımın evini bulamıyorum. Wi-Fi mi? Evet Wi-Fi. Bir parası tamam mı? Benim Wi-Fi çeşit. Şu anda telefonlar aramada da abi. E tamam acelemiz yok bekliyoruz. Çaremiz yok. Tamam. Tamam buradayım ben yani. Ne ben bekliyorum ne tamam. Siz oyun oynuyorsunuz herhalde. Evet. Tamam oynayın ben buradayım. Tamam. Tamam eyvallah. Tamam dur da abi orada. Biraz dur abi. Tamam tamam buradayım baba sıkıntı yok. Çantamı indireyim sıkıntı yok. Gençler ben gidiyorum sağ olun Allah razı olsun. Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar ben arkadaşıma iletişime geçtim ki zaten o da bana mesaj atmış. Ben kadını aradım ama yanından ayrılmışsın diye ve bana demiş ki mesajda hastaneye geçmişsin diye. Meğerse ben size gösterdim ya dedim aa burada da sağlık okulu varmış diye. Meğerse onun oraymış o İhlas yazanmış. Kaşmer bana hastane demedi gibi dedi ki hastaneye geçmişsin ya demedi ki. Bir de biliyorsunuz apartman numarası 5 dediydi mesajda yazmış aa apartman numarası 4'müş diye. Abi kendi evini bilmiyor sonrasında ben kayboldum diye benimle dalga geçiyor Kaşmer ya. Şimdi elimde konum var. Konum 150 metre gösteriyor. Bakalım inşallah çözeceğiz. Abi şura gösteriyor da şimdi şurada bir kapı var. Buradan sanırım giriş yapamıyoruz herhalde. Ben şu demirlerden atlamasını atlarım da hiç böyle gereksiz bir hamle yapmayayım değil mi? Bir de atlarsam meğerse yanlış kapı çıkarsa yanlış apartman o daha komik olur. Baksana izliyorlar mı zaten. O yüzden hiç buraya bulaşmayalım. Şimdi ben o yolu tekrar yürüyeceğim. O hilasın önüne gideceğim bakalım. Çözeceğiz inşallah. Bana diyor ki Wi-Fi kontrol et. Fenerbahçe Wi-Fi'sini görünce sinyale doğru git. Aynı sıcak soğuk oynar gibi. Manyak ya ruh hastası. Böyle tarif var mı ya? Şimdi onun dediği hastane bura. Selamünaleyküm. Türkçe biliyor musun? Hiç ne? İhlas. İhlas sitesi. Aa. Gel tamam. İngiliz. Çüçü. Kiçne. Kiçne. Senin adın ne? Dastan. Rastan. Dastan. Dastan. Benim adım Furkan. Furkan. Evet. Türkiye'liyim. Aa. Türk'üm. Kaç ay oldu? Daha bugün ilk günüm yeni. İkinci gün? Bir gün. İki saat oldu daha geleli. Evet daha yeni geldim. Arkadaşımın evine gidiyorum. Aa. Ama evi bulamadım. Benim çantam. Ben böyle geziyorum dünyayı. Dünyanın aran. Aha, seyahat ediyorum. Watching recht on. Efendim? Hay sol kulurdu. Hay sol kulurdu. Anlamadım. What country you see? Aha. I see a lot of country. Aha. In Kyrgyzstan 60 countries for me. 60? Yes. Aha. 60. 60. Evet. Hamdan giyim. Hayaka. Kaysa daka, anlamadım. Kaysa memleket ke? Memleket? Yeah. Türkiye, Adana. Ah no, next. Ha, Özbekistan. Ah, Özbekistan? Evet. Buradan mı İhlas? Yol. Ongo, Ongo lan, düz. Ongo, ha düz, tamam. Kaç yaşındasın? 18. 18? Harbi mi maşallah çok gençsin. Young? Young. Sizce? 28. 28? Evet. Yaşlı? He. Mary? Yok. Aa, Allah'a ya. Şükür yok baba. Aa. Yok tövbe. Rana erte? Erte? Erte ney? Maybe later. Eh? No. Aa. Never impossible. Aa. Sorry. Yeah, my home. Okay, görüşürüz bro. Nerede? İhlas nerede peki? Ne İhlas?
Burada, tamam. Tamam. Kapı nerede? Kapı buradan mı? Aynen. Giriş. Giriş? He. Düz öyle. Düz. Ne kadar düz? Kaç metre? Düz ana sol kol. Ot tıklası. Ot ne ak. Tamam. Solda kal. Solda. İyi sol. Ot ak. Tamam. Tamam. Sağ ol baba. Görüşürüz. Rahmet. Şimdi biz bu arkadaşla da vedalaştık. Bana git İhlas'ı göreceksin dedi. Sol kolunda. Tamam dedim ben de. Böyle. Gidiyorum bakalım. Baksana az önce yanımdan iki tane kadın geçti. 18-20 yaşlarında maksimum. İki tane kız bu saatte rahat rahat geziyorsa bu güzel bir şey. Ben geldim herhalde, bakın. Böyle bir kapıdan geçiyorum. Zaten şurası benim az önce atlamayı düşündüğüm yer. Benim şimdi 4 numaralı apartmanı bulmam lazım. Kira ver, kira ver. Apartman numaraları nerede yazıyor ki ya? Şurada şöyle bir kapı var da bakayım. Buradan girelim. Allah Allah. Abi nereden bulacağız biz bu apartmanı ya? Burada kapı var da kaç yazıyor burada? 3 herhalde. Selamünaleyküm. Türkçe biliyor musun? Türkçe, İngilizce. Tamam. Apartman 4. Çünkü etme 4. Hı hı. Evet. Hangisi? Kambası 4. Bari 4. 4. Hangisi 4? Hepsi. Hepsi 4. Hepsi mi 4? Allah Allah. Tamam, sağ ol baba, rahmet. Rahmet sağ olsun. Oğlum hepsi nasıl 4 lan bunun? Şaka mı ya? Birinci kattaki 4 numaralı. En azından 6 kapı olsa sabaha kadar kapımı açmalıyım. Zaten ilk yanlış kapıyı zorladığımda bir ihtimal paketim. Derdimi de anlatamam. Anlatırım da uğraşırız yani. Abi nasıl tüm kapılar 4 olabilir ya? Yok, bu hakikaten bana Wi-Fi takip et dediğinde haksız değilmiş. Wi-Fi takip edeceğiz. Abi ben Wi-Fi takip etmezsen takip ediyorum da bu kadar çok Wi-Fi mi olur abi? Yok, şu an böyle yürüyorum. Herhangi bir şekilde Fenerbahçe isimli Wi-Fi'ye denk gelmedik. Böyle yavaş yavaş yürüyeyim de sinyaller değişsin. Şimdi bunların hepsi 4. apartman olduğuna göre bizim daire numaramız 5 ve burada görüyor musunuz 1 ile 55 arası yazıyor. Geride bıraktığımda da 55 ile 110 arasıydı. Bakalım mantıken 5 numaralı dairenin burada olması gerekiyor. Şimdi bu kapıyı açmayı deneyeceğiz. Böyle anahtarımızı çıkartalım da. Bir anahtar girişi yok mu abi? Oğlum? Lan ben bu demir kapıyı nasıl açacağım? Elimde anahtar var ama anahtar girişi yok. Burada falan böyle bir şey yok değil mi? Yok. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi ben o apartmanın önünden ayrıldım. Çünkü bana böyle bir mesaj attıydı ben Halısa'da Wi-Fi bağlandığımda. Apartman numarası 4'müş diye. Böyle bir şey var. Burada adres yazıyor sanırım. O yüzden ben de şurada oturan gençlere gidip soracağım. Diyeceğim ki kardeş bu adres neresi? Oğlum az önce çekirdek çitliyorlardı. Ha, hala duruyorlar. Dur gidip onlara sorayım. Selamünaleyküm. Abi bu adres. Bura neresi? İlk yerden mi gireceğim? Tamam, sağ ol abi, rahmet. Bir sağa dönüş var. Adam acaba burayı mı kastetti?
Aha. Bura oranın arkadan girişi mi acaba? Bu apartman girişi mi? Panjurlar çekilmiş. Bura bir ev mi diyeceğim de evin kapısı böyle olmaz. Ya adamlar şurayı göster. Ulan sana o adresi gösterdiğimize göre demek ki anlamıyoruz yani, değil mi? Böyle gösteriyor. Nereye gösteriyorsun? Kaçmar ol, kaçmar oraya. O kadarını ben de biliyorum zaten yani. Aha. Pardon. İyi geceler. Türkçe biliyor musunuz? Çok biliyorum. Tamam. Bir saniye. Bu adres. Yardım. Ya tarzı ne zaman? Ben bilmiyor muyum? Sen bilmiyorsun. Ne yazıyor burada peki? Hangi apartman ki bu? Ben nasıl anlayacağım sen bilmiyorsan? Sen Kırgızsın, sen nasıl bilmiyorsun? Ben Bulgarca yaşıyorum da. Burada yaşamıyorsun? Hı hı. Hmm, tamam o zaman. Teşekkür ederim, iyi geceler. Sol taraftan kızlar geliyor. Dur onlara sorayım bakayım. Kızlar bir saniye pardon. Türkçe biliyor musunuz? İngiliz? Yok. No. Bu adres neresi burası? Nizna. Nizna. Tamam. Kabul? Ha, нет. Нет. Можно мне? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi Türkçe biliyor musun? Ne? Bu adres. Hangi? Adres. Bu ulica Uşul. Bırak kvartira birinci podez. Uşul? No. Этот подъезд, по-моему. Burası? Da. Tamam. Rahmet, sağ olun. Ulan herkes farklı bir yer gösteriyor ya. Sen elbet işten geleceksin. Ben bu geceyi atlatırsam, şu cenderden çıkarsam. Güz, ben sana ne yapacağımı sen gör. Hadi bakalım. Elbet. Ben bu cenderden diyeceğim de ki. Oğlum ben zaten buradan mı girdiydim lan? Yo, öteki yerden girdim değil mi ben? Arkadaşlar bunlar böyle yolladı ben de. Nere abi? Bir soluklanayım ya şurada. Sırtımda çanta. Şarjım da %10 kaldı. Şarjım bitmeden çözmem lazım. İnşallah. Türkçe, İngilizce, Kırgızca. Bu adres, bu adres neresi? Çingiz Aytmatova 4 Bulger, 1 Bilbeyim. İki saattir arıyorum. Ne? Bulamadım. Kimge geldiniz? Arkadaşımın evi. Adı Güz. Türk. Aa Güz? Tanıyım ben Güz. Tanıyorsun. Nerede evi ya Güz? Anahtarı bende. Numara yok bu. Var. İnternetim yok. Hattım yok ki. Arayamıyorum. Vallahi Allah seni yolladı ya. Hakikaten Güz'ü herkes tanıyormuş dediydi de inanmadıydım. İki saattir burada dolanıyorum. Ben magazinde işteyim. Tamam. Güz gelet be ha. Hmm, ondan tanıyorsun. Ha, evet. Numara var bu Güz'ün? Var. Ben yazayım, bende internet var. Tamam. Bu işte aynı Güz değil mi? Ova ova şu. Aynı kişiden bahsediyoruz. Ova. Tamam ova. Tanıyım. Senin adın ne? Nora. Her kaç yaşayıp bilmeyim. Birok Güz'ü tanıyım. Tamam ha. Ha gelin mi? Tamam. Çürümüz magazinde varalım. Tamam. Son yerin yazan çakırıp vereyim he? Tamam. Türk okşuş Kırgızca. Ya benziyor. Anlaşıyoruz. Selam. Üstün numar. Numarım verimiz. Vereyim. Turetski numar. Aha, WhatsApp. Mesaj at. Üçüko. Üçüko? Üçüko ne? İnternet üçük. Başka numar var mı? Yok bu numara. Güz şu an çalışıyor işte. İşte? Ev boş. Yüdemez mi? Yok. Ev burada. Ev anahtarı. Ama Güz
işte work. Aa, üyün bilesin mi? He, bu ev, Güz'ün evin anahtarı. Ha, bilesin mi üyün? Yok, evi bilmiyorum işte. Adres var, evi bilmiyorum. Güz'ün interneti uçukken. Güz'ün telefonu uçuk. Evet, ama belki mesaj. Çünkü başka birinden de aradım, kapalıydı. Daha belki numarı mesaj... var mı Güz'ün? Yok, WhatsApp. Yok var. WhatsApp uçukken de. İşte kaç çok kusun. Bana internet açsana Wi-Fi. Wi-Fi bana aç. Açılmayt menden, açılmayt da. Burada Wi-Fi ulaşabilirsin beni. Bir ikinci kat. Orada Wi-Fi var benim. Şifresi buradan açılıyor mu? Yok. Tamam, senle o zaman gidip oraya bana şifre versin. Ben aşağıdan bağlanırım, olur mu? Ya на втором же вот здесь мне Wi-Fi ловит, может там. А, вот жакын жерде ве. Жакын тий жака жакын барсаңыз Wi-Fi берет экен. Burada şu markette mi? Hey, bu bala beret, bu bala. Tamam, tamam. Sağ olasın, teşekkür ederim, rahmet. Tamam, Mehmet koç ya. Zaten Mehmet koç ya. Okey. Tamam. Sağ ol, rahmet, iyi geceler. Bro, elimde böyle bir adres var. Adres bu, bro. Evet, bu boyla girebilirsin şimdi. Nereye gireyim? Şimdi mi bakacağım? Ben bilmiyorum, internetim yok ki. Ya ben bakabilirim. Tamam. Bu application'ı götürsen olur. Burada internet çalışıyor. Eğer adres gerek olursa. Orası çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Ben burada duruyorum. 4-3. Aha. 100 mü? Tamam. Geliyorum. Sağ ol bro. Teşekkür ederim. Dostum geldi. Kapıya da seni. Güneş kaçıyor. Seni öldüreceğim, kaçacak deli kara. Sakın gelme, ben sana diyeyim. Paramparça oldum, boğacağım seni. Sus. Bak, seni tüm sitedeki seni tanıyan marketçiden herkes benim halime acıyor şu an. Var ya, gerçekten millet götüyle gülüyor senin yüzünden. Paramparça oldum. Allah için, nerede bu ev, o evi bulayım? Artık yemin ettim, yakacağım. Gel o köpeğini kurtar. Bu neymiş ya, bulamıyoruz ya. Adam adreslere giriyorlar, kimse çıkmıyor falan. Kızım sen nerede yaşıyorsun? Gece konduda mı yaşıyorsun, depoda mı ya? Tamam, çıkamam. Kızın telefonu var bende. Adresi gene tarif, Allah seni kahretme. Şimdi adresi sen gene tarif edeceksin, ben gene şey yapacağım ha. Sen var ya, sen gerçekten sana sorumluluk verip seni işe alanda akıl yok. Sen nasıl çalışıyorsun ya? Sen son evi tarif edemedin. Kimse bulamıyor. 300 kişiye sordum. 300 kişiye. Kimse bulamıyor. Boğacağım seni var ya. Ağzımda diş kalmadı. Hepsini kırdım var ya sinirimden. Sen gör. Sen Celal, sabah 5'e kadar uyumayacağım. Sen geldiğin an vuracağım seni. Hadi adres tarif et lan. Hadi. Anahtarlıkta Angry Bird. He. Oğlum madem bu çip, neden bunu söylemiyorsun? Ben bir sürü kapı buldum dedim, bana şifre falan söyleme. Niye oğlum hiçbir şey söylemiyorsun ki? O kapıları nasıl ardına mı geçeyim oğlum? Ben erdim mi? Ben Casper miyim? O sen bana niye bunun çip olduğunu ve o kapıları öyle açabildiğimi söylemiyorsun ya? Lan oğlum ben nereden bileyim? Ben hiç o anahtara bakmadım ki. Angry Birds'ün diye çip mi olur oğlum? Böyle bir çip mi olur? Ben bunu anahtarlık sandım. Şu an bile bakınca anahtarlık sanıyorum. Böyle bir çip olabilir mi? Evet, buldum. Evet. Onun dükkanına sırtımı verdiğime sol çaprazda bir kapı var. Biz o kapıdan geldik zaten az önce. Çıktım o kapıdan. O çıkarttı beni. Bay diyor sana. Herkes vuracak oğlum. Biz kurulduk sana. Tüm site seni boğacağız biz. Dairelerin hangi aralıkta olduğu. 1.55 arası mı? Tamam. Ben şimdi oraya gidiyorum. Ondan eğer bulamazsam tekrar bakkal gelip seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Baksana bu çipmiş abi. Ben nereden bileyim ya bunun çip olduğunu? Tamam. Şimdi bu kapıdan girdikten sonra sola dön dedi. 4:1 yazıyor dedi. Aha bu kaç? Abi bu 4:3 herhalde değil mi? Aynen. Bak onda yazan 4:1 burada yazmıyor. Burada da böyle bir şey var. Allah Allah. Dur bakayım. Aha. Açtım lan. Oğlum acaba bu çip her kapıyı açıyor mu diyeceğim, sanmıyorum. Dur şimdi. Mantıken doğru apartmana girmişsek Wi-Fi'nin... Aha, Fenerbahçe Wi-Fi'sini bulduk. Tamam.
doğru yere girmişiz. Şimdi 5 numaralı daire 2. kattaymış. Tamam. Çalışsana lan. Bu da çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Bu yükle bir de merdiven çıkacağız abi. Burası mı lan? Tamam. İki, bir, iki. Beş. Şimdi burası, dur. Bu köpek olmaz lazım, bakayım. Aha. Aha oğlum, tam anahtar açacaktım. Vehtes geldi. Bu köpeğin adı neydi? Rex miydi? Flex miydi? Rap miydi? Bu neydi ya? Adını söyleyip otur dersen oturur dedi ama hayvanın adını hatırlamıyoruz ki abi. Koştuğumuz oraya bak ya.